Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Can Veren Pervaneler programından herkese hayırlı akşamlar. Canlı yayınımızı Ankara Mevlevi Hanesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bugünkü programımızın mevzu, yayınlanmış 13 kitabıyla Türk Edebiyatı'nın son dönemine mizacının mührünü vurmuş olan Yahya Kemal Beyatlı. Her zaman olduğu gibi yine iki kıymetli misafirimiz var. Mehmet Tayyat İnanç Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a estağfurullah. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah efendim. Şükürler olsun. Eyvallah. Ve Fars Dili ve Edebiyatı Profesörü Hı. Adnan Kara İsmailoğlu hocam. Hocam siz de hoş geldiniz. Hı. Sefalar bulduk efendim. Nasılsınız Hı. hocam? Sizlerle beraber çok iyiyiz efendim. Allah razı olsun hocam. Hı. Çok teşekkür ederiz bir mukabele. Şimdi hocam, Adnan hocam sizinle Hı. başlayalım. Hı. Ee, Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı iniş çıkışlarla dolu. Biraz da Hı. karışık. Ee, o dönemin aydınını Hı sanki hı hı. hayatında hı hı. bize serdediyor, gösteriyor gibi. Hı hı. Ya Yahya Kemal'in hayatı hakkında bize neler söylemek istersiniz hocam? Evet efendim. Yahya ya Kemal merhum bizim için çok bir e, ibret tablosu şu mana tarihi izlemek açısından ve bunu da bütün samimiyetiyle dile getirmiş olmasından da çok önemli. Önce buna dikkat çekelim. Yani yaşadıklarını, duygularını çok açık eden birisi. Ve bu mahcubiyetini, üzüntüsünü şiirlerine, mısralarına dökmüş, yazılarına dökmüş birisi. Bu ülke nasıl bir vatan ve nereden geldi ve hangi merhaller içerisinde dolaşıyor? Varlığıyla bize bunu çok açık olarak gösterdi. Sohbetimizde yer yer buna efendim değinmek anlamlı olacaktır. Efendim 1884 yılında Üsküf'te dünyaya geliyor. 1958 yılında İstanbul'da rahmeti rahmana kavuşuyor. Çocukluk yıllarında Üsküp'te çok hoş bir Osmanlı şehrinde ezan sesleriyle, camileriyle, Kur'an dersleriyle ve merhum annesinin çok yakın, şefkatli bir dini terbiye vermesiyle başlıyor. Bir miktar Selanik'te de okuyor ve 18 yaşlarında 18 yaşında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da eğitimine devam etmek amacıyla geliyor. Ama o günlerdeki, yani tarihi de ifade edersek, 1902... Evet, 3 evet, tabii. Ve siyasi okula başlama ayları uzayınca, siyasi çevrelerle daha çok hareket, e, temasta bulunuyor. Ve 1903'te de Paris'e kaçıyor. <laughs> 9 yıl kadar Paris'te kalıyor. Yani gittiği zaman yaşı 20 civarı. 19 20, gibi. 20. Evet, 19 20 evet. evet. Efendim. Tam fırtınalar eserken kendisi evet. <laughs> 28 <gülüyor> yaşına kadar orada kalıyor. Evet. evet. Çeşitli e, bilim adamlarıyla, şairlerle, tarihçilerle yüz yüze geliyor. Münasebette bulunuyor. Ama herhangi bir diploma almadan döndüğü evet. ifade ediliyor. <laughs> Çok malumattı fakat demek ki o dönemde bunlar uygunmuş geldiğinde 28 yaşında, 29 yaşında öğretmenliğe başlıyor. Evet. Efendim, e, Darüşşafaka'da, e, Medreset-ül Vaiz'inde <laughs> ve sonrasında da Darülfunu'nda. Üniversite yani. <laughs> üniversite, evet. üniversite, evet. Ve onun edebiyat şubesinde yani, evet. derslere başlıyor ve çevresinde artık tarihe, edebiyata ilgi duyanlara büyük bir yol açmaya başlıyor. Ama siyasi yönden hani e, Avrupa'yı bir kurtuluş yeri, ülkeyi de kaçmak gereken bir zindan, kaçılması gereken bir zindan gibi gördüğü evet. ifade ediliyor. Hatta bunu evet, biraz böyle ileri cümlelerle de değil evet. mi? ifade? Evet. Yunan medeniyetine hayranlık Tabii. biçiminde. Burada yalnız e, Fransa'ya gittikten 3 yıl kadar sonra evet. dinlediği Fransız tarihçilerden aldığı ışıklarla, diyelim ki yani zihni açılımlarla e, ülkesine, vatanına, doğru hislerle evet. dolmaya başlıyor. Aşık oluyor. Evet. evet. üç yıl evet. kadar sonra. Evet. Yani 22 yaşlarında, 23 yaşlarında yenilenmeye <laughs> başlıyor. Yeni bir devreye geçiyor. Kapıkule'den bir kesin dönüş. Evet. <laughs> Önceleri ifade buyurdunuz Helenistik eee <laughs> mefhumlarla biraz evet. inteseklenmiş. Int yani evet. Anadolu'da Helenistik kültür var. Dolayısıyla Batı kültürüne daha yakın Hı. gibi. Fakat o da fazla sürmeden Evet. Duygularını iyice vatanıyla, memleketiyle, o günlerde bir fiil yaşamadığı duygularla tekrar hissetmeye efendim başlıyor. Milli mücadele ile alakalı çok ciddi yazılar yazıyor gazetelerde ve bir taraftan da öğretmenliğini sürdürüyor. Ve sonrasında Lozan görüşmelerinde murahhasların müşavere heyetinde yer alıyor. Evet, evet. Ve arkasından millet meclisine giriyor. Arkasından efendim Urfa, orta elçilik diye. Ha birkaç tane var efendim. Hemen e, e, buyurdunuz. Var. Urfa, Yozgat, Tekirdağ, İstanbul. Dört ayrı yerde evet. milletvekili. Milletvekili. Bu uzun süre sürüyor. Çeşitli dönemlerde. Bu arada efendim e, elçiliklerde bulunuyor. Orta elçilik diye bir seviye varmış. bu evet. Bilmiyoruz ama evet. e, Pakistan, yeni kurulan Pakistan devletinde ilk Türkiye Büyükelçiliği'ne efendim. Atanıyor. iki yıl kadar orada görev yapıyor. sonra yurda dönüyor. Ve 1958'de göçüyor. Hiçbir kitabını yayınlamadan. <laughs> evet. Gazetelerde tefrika edilmiş Çokça yazıları ve şiirler olmasına rağmen. iyi ki Binhat Sami Banarlı vardı. Evet, evet. İyi ki bir dostu vardı. <laughs> evet. Yani böyle bir şairin eserleri dahi kaybolup gidebilirdi. Evet. Pekala mümkün. Mümkün, evet. Yani ibret olsun. Evet. Yani. yani ibret olsun. Bu e, İstanbul'daki e, hocalığı döneminde özellikle Dehalifun'un Edebiyat Şubesi'ndeki hocalığı döneminde kurduğu halka ve çevre ona çok alaka göstermiş. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar onun bütün hissiyatını arkadan izleyerek e, efendim yazılara dökmüş ve buyurduğunuz isimli Nihal Sami Merhum, bütün eserlerini teker teker toplamış. Ya. İstanbul Fetih Cemiyeti'nde Evet. Derli toplu bir Yahya çatı Kemal altında. Kemal Enstitüsü'nde bir yani heyetle gözden geçirerek ve yaptıkları çalışmaları e, e, Yahya Kemal merhumun da denetiminde yapmışlar. Evet. Şiirlerini Hı. onun denetiminde gözden geçirmişler ama Ay, vefatından sonra kısmet olmuş. Münevverlerle, aydınlarla hep oturup kalkan biri hep hayatı böyle geçmiş yani her sahasında ön çok hmm. temayüz etmiş hmm. kişiler. Bunun ressamı var bunun. Hmm. Efendim, bak, üniversite hocası var, şair var, hmm. nasir var. Ve dikkat çeken bir vaziyet hangi mecliste ise orada pozisyonu daima lider. Hmm. Yani hep böyle başta oturmuşsa hmm. <laughs> bu itibarı herkes ona layık görmüş hmm. demek ki. Ya tartışılmamış. Üstatlığı hmm. efendim yani, hiçbir eseri olmamasına rağmen. Hiçbir eseri de olmamasına rağmen, yani basılı bir şey yok ortada. Evet. Ama hep kabul gören, karşı olanlar tarafından bile yani ehemmiyeti kabul edilen, sevmiyor belki adam ama ciddiye almadan da edemiyor. Yani onu muhakkak çok önemsiyor. Bakıyoruz sevmeme sebeplerine, var öyle bir iki kalem erbabı. Çok da dişe dokunur şeyler değil. Yani çok mühim sebeplerden bahsetmek mümkün değil. Yani bize ait olduğu, bizim insanımız olduğu, bizim hissiyatımızla yaptığı, her ne yaptıysa sabit, müsellem. Her şey tartışılabilir belki ama o yönü tartışılmaz. Samimi bir vatan evladı. Bir de tabi çok hazin bir hayat bu. Yani anne kalmış Üsküp'te. Dayısı büyük şair Leskovçalı Galip Merhum. Leskovca'da, Sırbistan hudutları içinde bugün. Yani çok hüzünlü bir hayat bu. Şiirlerine yansımış. Bana verdiğin şu fotokopilerde ilk sayfadaki Ezana Muhammedi şiiri, anasına hediye ettiği bir şiir. Yani. Anasının kabrine hediye olarak, eşairin hediyesi ne olsun? Şiir hediye ediyor. Ama öyle bir hüzün kokusu geliyor ki o şiirden. Üsküp'te kabri madera olsun bu nev gazel bir tuhfeyi bedi'u beyanı Muhammedi. Ezanı Muhammedi için şiir yazıyor ve bu şiir, bu beş beyitli Şaheser, anasına hediye. Ben çok içli buluyorum hı. Üstad. Yani e, salahiyetim olmadığından, ilmi bir i̇çin bakış hı. açısına yetkim olmadığından hissimle bakıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok dokunaklı hı. buluyorum. Çok derin buluyorum. Yani ne söylediyse ta içten söylemiş. Hı. Bu kadar mı olur diyorsunuz? Evet bu kadar. Biz gülden özge koklayacak sine bilmedik. İşretten özge adeti dirine bilmedik. Mahsuli ömrüze zevka feda eyledik müdam. Mahfuz bir hazine de gencine bilmedik. Hussadı tıynetlerindedir sokan ef'i melanet. Hussadı bir günah sayıp kine bilmedik. Ve son beytte de şöyle demiş, gaflet veya tegafül edip bakmadık kemal, gayzu fesadu şerri ne bildik ne bilmedik. Bize fenalık yapan oldu, kötülük yapan oldu, kin besleyen de oldu ama yılanın tabiatıdır dedik, kin tutmadık. Yani yılan, sokacak tabi dedik, fıtratında var dedik, onu mazur gördük. Gayz, fesat, şer, kötülük böyle filan. Ne bildik ne bilmedik. Burası biraz enteresan yani çünkü gaflet veya tegafül edip bakmadık Kemal. Ya gözümüzden kaçtı, saflığımızdan oldu veya bile bile dönüp bakmadık. İşimiz vardı, davamız vardı, sevdamız vardı. Oyalanmadık öyle şeylerle. Ee, ne bildik ne bilmedik. Bilmezden geldik yani. Ya hayatında böyle bir şey görüyoruz. böyle e, Yüksek bir ideal tutkunu her daim. Bir kere insafsızlık raddesinde estet. Güzellik tutkusu, güzelliğe olan saygısı yani. Kemal derecesinde olmaya mısra ortaya çıkmıyor mesela. Çıkmıyor kanaat getirene kadar ne kadar beklenecekse o kadar bekliyor. <laughs> Geriye doğru tarihimiz içinde ismi geçen hangi şairleri övdü, kimlere baktı diye şöyle bir bakıyorsunuz eski şiirin rüzgarıyla isimli şiirlerinde en parlak, en yakıcı eda sahibi olanlar Reskovçalı Galip Bey, Yenişehirli Avni Merhum, efendim, İma ile Şeyh Galip, böyle adam övmekte de fevkalade İktisatlı yani. <gülüyor> <gülüyor> çok az, çok az <laughs> övüyor muktesit. Yani cimri demek istemiyorum ama dediğin gibi muktesit yani. E, i̇deal, böyle. yani güzel diye bir şey yok. Az güzel, idare eder falan yok. Yahya ya Kemal'de e, ya en güzel var ya hiçbir şey yok sanki. Yani o eda dikkatimi çekiyor. Yani şiirde bu dikkati kendisi bizzatı anlatıyor. Öste. Anlatıyor değil mi? Yani şiir nameden müteşekkildir diyor, sese dayalıdır. Heh. Sesle okunur hatta eserlerin şiirlerin basılmaması için de öyle bir yorum da yapılır. Şiir okunur. <laughs> Yazılır, basılmaz <laughs> <laughs> Şiir okunur ve dinlenir. Ses, ahenk orada öylece oluşur. Yani enteresan bir durumu da var. Bir hani halis şiir diye de ifade edilen, hani saf beyaz şiir. lisanla saf şiir o bir ekol gibi ve çok yani sağ... mana kaygısı olmadan. Peki çok açık, pürüzsüz evet. ve sade anlaşılır. Böyle bir şiir tarzı var. Evet. Bunu eee gök kupemizde bunları ön plana çıkartıyoruz. E, bazı şiirleri de okunacaktır mutlaka burada. Bir de Eski Şiirin rüzgarıyla orada da tamamen klasik. Evet. Sanki o o devrin şiiri oymuş gibi. Evet. Ya e, Ahmet Hamdi Tanpınar merhum hani bir hayal gibi adeta onu bu dönermiş, bu böyle devam edermiş düşüncesiyle öyle şiirler de yazdı. Bu iki tam farklı şiir tarzını yazabilmek. Nesir'de de örneği var. Tam klasik tarz usluf ve kelimelerle. Bir de çok sade berrak kelimeler. Her ikisi Şimdi, sahada da. Evet. Dolayısıyla yani yeni şiirin de çok güzel örnekleri şiirinde. Ve klasiğin de galiba artık o geride kaldı dedikleri tarzı ve neşeyi de taşıyan bir özelliği barındırıyor. Yani orada diyorlar ki bunun kemal noktası budur arkadaş. <laughs> Getirdin kendi şeye <laughs> yere. Yani son sözü söyledik gibi bir edayla da. <laughs> Hakikaten o eski şehrin rüzgarıdaki şehirlerdeki sanat şey haline bakıyorsunuz. <laughs> Çok iddialı. Böyle kristal yani iyiden iyiye Cemil Beriş merhumun deyişiyle de tıraşide. <laughs> Yontulmuş son hale gelmiş. Hiç fazlalık yok. Efendim hece çıkaramazsın. Ama e, sürdürülebilir de değil. Yani bunu kim başka bu yolda kim yürüsün artık yani öyle bir yol ki falan gibi bir eda var sanki. Kendisinden bir anekdotu doğrudan doğruya Hı. dinlemiş olduğum şahıstan Hı. rivayetle anlatmama müsaade ederseniz. Tabi, Rahmetli ya. şair Bekir Sıtkı Erdoğan 1926'lı merhum vefat edeli oldu şöyle bir 4-5 sene galiba. Vefatından bir veya 2 yıl önce mülaki olduk. Hı. Birkaç saat hasbihal etmeye fırsatımız oldu. Çok güzel Klasik tarzda yazdığı, aruzla yazdığı şiirlerini epeyce bir okudu fakire. İki saati geçti okumaları. Çok hislendi, yer yer ağladı, o şekilde okudu. Bitirmeye zaman el vermedi. Bizim tayyare kalkıyordu. <laughs> ah Hayati Bey bitirecektik falan dedi ama olmadı tabi. Ecel müsaade etmedi. Onların basıl basılmasını ümitle bekliyordu. Bir haber duydum, sanki bir ilgilenen varmış, basılacakmış gibi. Cemal Kurnaz'dan duydum. Yani böyle bir Sağlam şey var. kaynak. <laughs> Sağlam bir kaynak. <gülüyor> 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 o gün bir şey anlattı. <laughs> Para Palas'ta mıydı? kalışı? Pera Palas <laughs> otelde kaldı <vardı>. uzun müddet. <laughs> Orada olduğunu duyduk dedi üç genç arkadaş. Biri ben dedi. Şiirlerimizi takdim etmek üzere gitsek acaba bizi bizi nasıl karşılar filan cesaretlerini toplamışlar. Bir hile yaptım Hayati Bey dedi Bekir Tutku Bey. Hayırdır dedim ne yaptınız? Kendimi en sona aldım dedi. <laughs> Hatırımda benim şiirim kalsın diye dedi. <laughs> en sona aldım. Öyle de yaptı. Üçüncü olarak ben okudum. Biz oraya intikal ettiğimizde otelin lobisinde bir Fransız profesörle hasbihal ediyordu. <laughs> Ve anlayabildiğim kadarıyla Fransız'ın sorduğu son <laughs> soru şuydu biz gelirken. Yerinizde çırak kalıyor mu? Yani kimi <laughs> bırakıyorsunuz? Sizden sonra kim yürüyecek bu yolda? Kabilinden <laughs> bir şey sordu. Cevaba vakit olmadı, biz intikal ettik, bizi buyur etti, sohbete başladık, şiirler okundu. Benim şiirim bittikten sonra ve bizi uğurlarken döndü Fransız'a, gördün mü dedi. <laughs> Açıkça söylemedi ama beni konuş. delil gösterdi diyor hayatı Bey, ben buna inanıyorum dedi falan, anlatabilir miyim dedim müsaade etti. Orada zikrettiği bir şey daha, daha sonra dedi çok geçmedi birkaç ay sonra, o meşhur şiiri, beste de görmüş olan şiiri Eslaf kapıldıkça güzelden güzele Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele Sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim Bir meşaledir devredilir elden ele Şiiri çıktı dedi ortaya dedi bir dergide gördüm. Benden bahsediyor Hayati Bey dedi ben biliyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Elden ele dolaşıyor işte dedi dedi. E, bunun delili yok dedi, bunun delili vicdani. Ama dedi ben kesin olarak inanıyorum. Ee, seher haşre kadar <laughs> sönmeyecek olan bu meşaleyi kendisinden sonra taşıyanlardan en az biri ola en azından biri olarak beni gördüğünü söyleyebilirim dedi ki biz buna şahidiz. <laughs> Eyvallah. Bu tablo tabii Yahya Kemal merhum bu konuda çok ümit vaat etti. Buyurduğunuz rubayide öyledir. Ahmet Tanpınar merhum, hani ondan bir adım daha genç elbette ve tabloyu daha farklı görüyor gibi, onun az önce okuduğunuz şiirlerine benzer tarzdaki bir şiirini öne çıkartarak, klasik şiirin bütün unsurlarını barındıran bir şiiridir diye öne çıkardı. Klasik şiirdeki bütün o mahviyeti, mahviyeti, dünya hayatının geçiciliğini, vakarı ve ciddiyeti orada görebilirsiniz diye sunduğu, se seçtiği bir gazeli var. Müsaade ederseniz bazı oylu, lütfen okuyalım. Tanpınar bunu seçiyor evet, yani. Evet, O iddiayı tespit, yani iddiayı tevsik için. Ve cümlesi şöyle, bu gazel kadar en saf billur gibi katıksız şark, eski şiirimizde dahi bulunamaz kanaatindeyim gibi böyle yüksek. <laughs> Değerlendirmede böyle <Evet>. olur yani. <gülüyor> <gülüyor> hani e, ifadesinin bir öncesinde o artık bulamayacağını, sanatın dışında o şekliyle hiçbir zaman mevcut olmadığını bile bile eski ledünni şarkı, Tanrı'nın her var olanda kendinden var olduğunu diye devam ediyor, anlayışı sürdürmek istedi derken, diyor ki örnek bu beyin, şu şiir. Virani cihanda ne şahız ne bendeyiz. Allah Allah. Rindi ababe duş fakiri revendeyiz. Allah Allah. cevan bahar bahar sefer. Her dem otağı cemle diyarı çemendeyiz. Yattık bülen sevlerin gölgesinde şah dehrin bu hayuhuyuna mecbul handeyiz. handeyiz. Demdir yanar remad olamaz şep çerağı dil. Demdir ki ayşunuş ile ifna yetendeyiz. Kam almadık misafiretinden bu alemin Cananla Meyle son günü ey mevit sendeyiz. Vallahi Abdülhak Hamid'in bu tespitini duymamıştım Hı. ama o beyt aklımı başımdan aldı birkaç gün Mecnun gezmiştim böyle. Bu beyt bu gazil Abdülhak Hamid için yazmış Hı. ona ithaf ediyor. Öyle Ahmet diyor tam, evet dedünni tam... şiirin diyor damarları Hı. kurumuştu filan. Evet Abdülhak Hamid'e iltifat oluyor tabii evet. bu artık yani. Hı çok da böyle parlak bir iltifat. Son beytte kâm almadık misafiretinden bu, bu alemin. Can anlamıyla son günü ey mevt sendeyiz. Şu söyleyişe bakar mısınız Allah aşkına ya. <laughs> ne diyor şimdi bu adam? Bu Allah'ın kulu ne diyor? Dünya hayatımız işte bir yolculuk. i̇şte bir, bir diyor yolculuk bitiyor. Bu yolculukta kâm almadık. <laughs> Bahtiyar olmadık. Yüzümüz gülmedi. Fakat ey ölüm gözünü seveyim. <laughs> sevgilimizi ve meyimizi alıp sana misafir olacağız son akşam. Hı hı. Ne varsa sende. Bizi sen hoş karşıla, bizi sen ağırla. Ben ölümü bu kadar sevimli anlatan, hı hı. yani üç beş şair gördüm tabi ama yani hakikaten üstad çok haklı. Eskiden bile bulamayabilirsiniz demesi çok doğru. Müthiş bir... Her zaman söylüyorum ya, bizim üstadlarımız ölümü anlatırken insan öylesi gelir. yani bu kadar mı sevimli anlatılır, bu kadar mı güzel anlatılır ve ancak bu kuvvetli bir imanın tezahürüdür efendim. Değil mi efendim? Ben Yahya Kemal'de en çok bunu görüyorum efendim. Yani böyle Yaşayışında böyle belirgin bir dindarlıktan hmm. söz edilmez, kimse etmez zaten de. Hmm. Fakat o kadar kavi bir imanın izleri var ki, böyle bir şey haleti var ki bu kadar olur yani. Elbette. Birçok şiirinde onun örneklerini herhalde evet. göreceğiz. Evet. Hocam hayatından bahsettik biraz. Hı. Şiirlerinden de bahsettik. Peki, hı hı. E, çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Türk Edebiyatı'ndaki e, yerini anlamak bakımından. Hı. Yani hı. Türk Edebiyatı'nda nasıl bir yere sahiptir? Nasıl hı. değerlendirebiliriz? Evet. Yahya Kemal'i. Efendim tabii o kadar genel ve ciddi bir hüküm vermek evet. bana e, layık olmaz. Benim için de uygun için de. düşmez. <laughs> hay, uygun düşmez. Ama hani birkaç açıdan hem e, klasik şiirimizle, hem e, Farsça-Arapça şiirle bir miktar meşgul olmuş birisi olarak, bir de büyük bir taş e, tartışmanın ortasındayız. 100 yıldır, 150 yıldır süren bir tartışmanın ortası. Doğu'da mıyız, Batı'da mıyız? E, Yahya Kemal Merhum'la ilgili, mesela Batı e, edebiyatı ilgilenen arkadaşlardan alakadar doyanlar veya Yeni Türk Edebiyatı'nda arkadaşların birçoğu şiirini Batı'ya yaslarlar. Yani Fransız ekolüne... Halis şiir, efendim, e, Halis lisan diye hı hı. beyaz lisan tabirini daha çok kullanırmış. Ama diğer taraftan baktığımızda tamamen doğunun yani hafızın, Mevlana'nın, Sadî'nin ve tabii ki baki'nin, Fuzuli'nin, efendim, Nefi'nin, Şeyh Galip'in sırdaşı Muhakibi. muhakkibi bir şeklinde. Bir de yaptığı değerlendirmelerde birçoklarından daha farklı bu milli tarih şuurunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Biz çok devam ediyor. ediyoruz. Evet, evet, Biz Anadolu'da 1071 ile başlayan tarihin Biz hikayenin, içindeyiz. hikayenin evet. içerisindeyiz. Bu hikaye devam ediyor ve inşallah edecek diyor. Evet. Etmeme korkusunu da yine hatırlatıyor. Hani ezansız mahallelerde büyüyenler acaba nasıl hissedecekler bunu? Ben ezanlı semtte büyüdüm. Süs gibi söylüyor. Evet. Ve sonrasında Paris vesaire İstanbul şu bu hayatı içerisinde uzaklaşmasına rağmen çocukluğumda ben orada bunu duydum mu hissettim. Şimdi ezansız semtlerde, kiler nasıl hissedecek diye ünlemli bir ifadesi evet. de söz konusu. Dolayısıyla e, tarih e, muhasebesi yapıyor. Ve bu farklılığa dikkat çekiyor. Bu açıdan. Ee, şiirinin iki rengini de bulundurması hem saf berrak rak şiirleri hem de klasik şiirin bütün tonlarıyla az önce okunduğu Frank Azar gibi sunmasıyla çok farklılık arz ediyor. Dolayısıyla böyle bir ör ikinci örnek var mıdır Bu, bilemiyorum. Hakikaten evet. Evet. bir örnekten söz etmek kolay değil. Evet, evet. Neviş adına min hassas. Abdülhak <laughs> değil, onun için Güzel bir hüküm vermiş. Senede bir damla su veren dev bir çadırvandır. <laughs> 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 Biraz giri yapılı ya. Evet. Dev bir şadırvan efendim. Fakat az su, az şiir yazdığından da bahisle en çok gülen Yahya Kemal Üstad olmuş. Bu da gülmüş, epey gülmüş ya. <gülüyor> <gülüyor> Senede de bir damla su veren dev bir çadırvan. <laughs> az <Evet>. yazdığından bahisle <laughs> tenkitler bile var. Evet. Ama niye bu tenkide konu olur doğrusu anlayamam. E, ne, ne lüzum var ki yani? Ne lüzum var ki mühim olan eğer maksut eserse Mısra'yı vereceğiz de kafidir demedi mi büyüklerimiz? Evet. <laughs> Tabi bu çokluktan maksat nedir onu da tam bilemiyorum. Bizim gördüklerimiz bize bayağı... Epey de çok Evet, <laughs> yani. <gülüyor> epey de çok yani. Epey epey yani. Epey epey de var. Evet. Efendim, benim asıl dikkatim, yoğun dikkatim eski rüzgarıyla başlığındaki <laughs> şiirlerde ama kendi gök kubbemizden, başlığı altındaki şiirlerden de biri telaki, telaki, bu nasıl bir şiirdir ya? İki kıta okuyayım mı? Tabii. İki mesela. kıta, toplam Hı. sekiz mısra. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o nasıldır diye rüzgarlara Hı. sordum. Hülya mı tutan bir büyü var onda diyordum. Gördüm dişi bir parsın gözleri vardı. Sen miydin Hı. o afet Hı. ki dedim bezmi ezelde? Bir kanlı gül ağzında ve meykasesi elde, bir sofrada içtik ikimiz aynı emelde, karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı. Şimdi azizim, yok artık yani. Bir kadın, aşık olduğunu söylediği bir kadın. Ben diyor ruhlar aleminde bir tanışıklık yaşadım. Bezmi Elest'te. Şimdi evvela verdiği his şu, Ruhlar aleminde, bezme-eleste, tanışanlar dünyada da tanışırlar. O provadır zaten efendim. Ben sizi öteden beri tanıyorum diyor birisi, yani tanıdık gibi geldi. Oradan tanışıyoruz da ondan, <laughs> bezme-elesten diyor. <laughs> evet. Ve onu diyor, dünya hayatında hep aradım. Hülya'mı tutan bir büyü var, onda diyordum. Neredeydi, neredeydi? Gördüm dişi bir parsın, ela gözleri vardı. Gördüm ve tanıdım. <laughs> ve ona sordum, sen miydin o <laughs> afet ki dedim bezme-ezelde. Hani bir kanlı gül ağzında, mayı elde. Bir sofrada içtik <laughs> ikimiz aynı emelde dedim, hatırladı. Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı. Bu şiirin ve bu aşkın muhatabı olan kadın, bu sözlerin seviyesiyle mütenasip miydi değil miydi bilmem. Ama aşk böyle anlatılır. Arkadaş, yani anlatacaksan bunu, hani batılıların şarap içmeden şair olunmaz demesine bizimkiler mukabele etti ya, biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı diye, <laughs> işte o seviyeden bir cevap bu yani. Öyle bir seviye gösteriyor, öyle bir seviye ibraz ediyor ki merhum hakikaten. Ben yani ya, ya Kemal'i isteyeceğiz dediğinde çok heyecanlanmıştım o yüzden. Yani Gerçekten. şeyi de kaybediyorum gerçi, itidali. Böyle denge kalmıyor. Evet. <laughs> buyurun hocam. Hocam buyurun. Yani şansım için de bir şeref yani. Özellikle bu edebiyat tarihiyle alakalı, <laughs> tarihle alakalı değerlendirmeler açısından, gelgitleri evet. bize göstermesi açısından ve bunu açık yürekle söylemesi açısından. Şimdi siz bu bahsi açtınız, bir de Mihriyar diye bir şiiri var. Ve hani bu sade söyleyişe efendim... Örnek. Beyaz lisanı örnek olsun. Ahenkle, zambak gibi en güzel çağında serpildi deniz nefesleriyle. Saf uykusunun salıncağında sallandı balıkçı sesleriyle. Siması zaman zaman parıldar her sahilin en güzel yerinde. Hala görünür geçen asırlar bir bir koyu mavi gözlerinde. Her gezmeye çıkmasıyla her yer bir zevkini andırır baharın. Endamını zanneder görenler bir bestesi eski bestekarın hayran olarak bakarsınız da Hülya'nızı fetheder bu hali 500 sene sonra karşınızda İstanbul fethinin hayali. Evet. Tema itibariyle eski üstü itibariyle beyaz şiir mi dediniz efendim? Öyle evet. Mi adlandırılıyor. <laughs> evet. Bu tür ifadelerle evet. berrak açık evet. seçik ve namenin hakim olduğu... Yani bu da bir sevdiğine hitaben de yazılmıştır. Onun mavi gözlerinde Fethiye hatırlıyor. İstanbul'un efendim havasını, baharını ve denizini de koyuyor. Az önce okuduğumuz şiirlerle bu şiir arasındaki bu fark insanı hayrete düşürecek. Ötesiyle. Evet. Evet, aynı kalemden, var. aynı ağızdan çıkan. Evet. Bu nasıl bir şeydir hakikaten öyle. Bu renkliliğe ihtiyacımız var. Evet. evet. <laughs> Hocam bir devlet adamı, bir ilim adamı, bir bürokrat hmm. ve muhteşem Tabii. bir sanatkarla karşı Bize karşıyayız. Bir bürokrat yani büyük elçi falan büyük yani, monşer yani. yani. <laughs> yani <laughs> Sıradan bir bürokrat da değil. İspanya'da, yani, hezarfen, e, bir adam, evet. Hezarfen diyebileceğimiz, on parmanda on marifet. Bu bizim e, ecdadımızın herhalde tamamını yakınında var. Hezarfen olmak. Bu, kavram, bunu görüyoruz bu kavram nedir e, ve nasıl bir yansıması vardır? Birçok işten anlayan. <laughs> on parmağında on Hı. hüner olma hali, on parmağında on marifet olma hali. Şimdi şair olmasaydı, bu şiirler mesela basılmasaydı, kaybolsaydı, biz onu bir tarih yorumcusu olarak, Hı. bir tarih üstadı olarak e, yad ediyor Hı. olacaktık. Hı. Yani o bir önder. tarihçilikte söz götürmez bir dirayet sahibi olan merhum Yılmaz Öztun'a, ile tanışma fırsatım da oldu. Hmm. Yani evet. çok seviniyorum ikisiyle de birer kere. Hmm. Gerek Bekir hmm. Bey'le gerek hmm. Yılmaz Öztunay'la. O görüşmemizde de Yahya Kemal Merhum için biraz mübalağalı bulduğum bir ifadesi vardı da hmm. Bütün Türk tarihinin en büyük şairidir. Dedi. Hmm. O ifadesini biraz hmm. geri aldırabilir miyim? Hevesiyle tanıştım. E, katiyen geri adım atmadı. Yahya ya Kemalli tartışacak olursan benimle selamı sabahı keseriz falan gibi de bir yaptı. Hı. Ve onun şiirini anlatırken bana şu üç ipucunu verdi kendi mülahazaları. Bir, dedi ki Alparslan merhumla başlatır Türk tarihini Hı. ve günümüze kadar Hı. övmeye değer bulduğu şahsiyetler adına gazel yazmış veya ismini geçirmiş gazelde. Diyarbakırlı Ali Emir Hı. Efendi bunlardandır Hı. mesela kütüphane. Hı yapan adam ee, hangi şair Yavuz Sultan Selim'den bahsetmiştir uzun uzun Selim namesi vardır harika Hı. bir eserdir falan hangi döneme ait bir şiir yazıyorsa o dönemin Türkçesini ve üstü bunu konuşturmuştur evet az miktarda Hı. yazmıştır ama yağı gibidir posası yoktur Hı. efendim ve bütün eserleri yek avazdır yek ahenk Hani bu sizin konunuz Hı. artık Esnafın. diyorsunuz ya hani Hı. hangi konuda başladıysa çıkmıyor o konunun dışına şart olmamakla birlikte bu bir fazilet olarak addediliyor edebiyatta. Beş beytli bir gazel yazdı, konu aşk mesela, konu ateş, konu malazgirt neyse çıkmaz konunun dışına dedi ki söylediklerinin tamamı doğru yani hiçbirine ben itiraz edemedim. Ama o, o arada bir şey söyledi. ya bu, bu kadar güçlü bir tarihçi, ömrünü tarihe vermiş adam, yazdığı kitaplar boyunu aşıyor. Ben Yahya Kemal milliyetçisiyim dedi. Hı -hı, Hı -hı. Şimdi Hı -hı. ne demek istediğini sorduğumda <laughs> onun anlayış biçimi dedi. Yani Hı -hı. tarihi yorumlayış biçimi ne benimsiyorum. Benim yaptığım da o dedi. Hı -hı. Ee, şimdi bir şairden mi bahsediyoruz? Bir tarihçiden mi? Hı -hı. Öte yandan büyük musiki şinas merhum cinuken Tanrı korur. Hmm. Yahya Kemal bahsinde demişti hmm. ki Musikiye aşina bir şair demem haksızlık olur. Kendisi şiire aşina bir musiki şinastır demişti. Hmm. Halbuki Türk musikisinde son dönemde en önemli iki üç kişiden biridir Cinuçen Bey ve diyor ki musikide hmm. bizim ondan alacağımız var, vereceğimiz yok diyor mesela. O sahaya dediğiniz gibi Hezarfen hangi sahaya intikal etse böyle hep zirveyi yokluyor. Yani bilgi hep şeyine böyle dibine kadar giden böyle uzmanlık seviyesinde son derece müdekkik fevkalade mükemmeliyetçi yani fal soya müsaade etmiyor mizacı böyle. Mesela bir yönü belki az bilinir hocam. Evet. Oteldeyken, para palastayken yani monşer tabii dedik ya. Büyük elçi bilmem ne. Yani üst tabaka bir adam yani şimdi Allah için yemeği odasına geliyor hep. Pek tenezzül etmiyor restorana inmeye. <laughs> Garsona da diyor ki, her sofra getirdiğinde tepsimde ot bulunsun, ot, yeşillik. O da bulunduruyor devamlı. Bir defasında otu bulamamış mı ne olmuş, üşenmiş mi bu garson? Yeşillik bulunmaksızın getirmiş çünkü geldiğinde otu yemiyor üstad. Ot geldiği gibi gidiyor. Hı. O ne, ne yiyecek onu söyleyeyim. yiyor, yeşillikler geri gidiyor. Neden yok otum deyince? Bu da yemediğiniz için inisiyatif aldım diyor. Ben yemesem de getir diyor. Yeşillik bulunmayan sofra akılsız ihtiyara benzer diyor. Ne önemi var bu sözün diyeceksiniz. Bir hadis-i şerifin mealidir bu. Ya Bir hadis-i şerifi orada hatırlayıp hatırlatan bir adam var karşımızda. ya. Bu hadis-i şeriftir. Yemek değil orada mesele diyor. Yeşillik yoksa sofrada akılsız ihtiyara benzer. <laughs> yani enteresan bir dindarlık anlayışı var. Nasıl ayakta durduğunuz bu kadar çok samimi, enteresan ve samimi bir dindarlık anlayışı, tarih şuuru. Bu coğrafyada nasıl bu kadar dik durdunuz, ne oldu falan bunca fırtınaya rağmen iki sebep diyor. Fatih merhum ezan okuttu. Ayasofya'da Yavuz merhum Kur'an okuttu Hasoda'da. da bu ikisi varken bu millete bir şey olmaz diyor yani. yani kökler bunlardır diyor yani. Dede torun Yavuz Sultan Selim Fatih Sultan Mehmet arasındaki bu bağ bu Güzelliğe bu özelliğe <laughs> dikkat çekmekten de geri kalmıyor. Çok değerli buluyorum. Yani söylediklerini verdiği işaretleri çok değerli buluyorum. Sanki ileride tarihin koridorlarında yolumuzu şaşırırsak <gülüyor> <gülüyor> neye bakacağımızı da hesap etmişler <laughs> böyle <gülüyor> işaret levhaları çakmış sanki sanki. Hocam Yahya Kemal Beyatlı denildiği zaman ilk aklınıza gelen gazel hangisidir? İlk aklıma gelen gazel hangisidir? Hayır, ilk aklıma gelen gazeli şu <laughs> demin okudum onu bildik bilmedik ama benim ilk aklıma gelen Baki Merhum'a yaptığı taştirdir. Orada hem mana zenginlik, derinlik, güzellik hem de Baki merhumun karşısında ve yanında mahlasını gizlemiş olma hali bana çok dokunaklı gelir. Ya sorunun tek cevabı yok aslında ya. Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazeli'ne yaptığı tahmis de gelir aklıma yani hemen. Yani hemen dinleyelim. Müsaade var mı hocam? Estağfurullah. Sevinçle. <laughs> Ali Emir Efendi merhum millet kütüphanesini kuran adam malum. Sevgili gençlerimizin dikkatini bu kütüphaneye çekmek istiyorum her daim. Tazeleyim bir kere daha söyleyeyim. İstanbul'a yolunuz düştüğünde lütfen Fatih Camii'nin altında Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde yürürken millet kütüphanesi sol kolda kalacak. Görün onu bir ziyaret edin. Sevgili gençler, ve düşünün, şimdi söyleyeceklerimi, şimdi anlatacaklarımı bir düşünün. Ali Emiriye gazel de gelir yani. Ya, enteresan bir, şey, bir şeyle karşı karşıya yazacağım. Ali Emiriye altı beyitli bir gazel yazıyor adam. Yahya Kemal adam dediğim. <gülüyor> 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 ya Fahri Kainat sen ifa et ecrini, divanı kibriyada bu şark ercümendinin. Ya Resulallah, Ali Emiri'nin yaptığı bu hizmet karşısında teşekkürden aciz kaldık. Bu kütüphane öyle büyük bir şanlı eser ki biz bir şey yapamıyoruz. Teşekkür gücümüz yetmiyor. Mahşerde madalyasını sen takıver. Azizim Yahya Kemal Ali Emiri'ye bu kütüphane için böyle bir gazel yazıyorsa ve bu kütüphane henüz elimizin altında gözümüzün önündeyse şuurumuzu biraz daha şöyle bir ilkiltip bir daha neler oluyor dememizde fayda var. 1924'te öldü Ali Emir Efendi. 32 Hı. sene sonra, 34 sene sonra 58'de vefat etti Yahya Kemal. Ve o ona gazel yazdı. Bu gazelin yazıldığı yer, yazanın memleketi Üsküp, Hı. muhatap Diyarbakır. Ve Üsküp'ten Diyarbakır'a atılan köprüyü görmeden nereye gidiyorsun ya? Gidemezsin. Yani bu ortak değeri kavrayamadan, kavramadan, gereğince hissetmeden sağlıklı adımlar atmak mümkün değil. İşte bu Ali Emiri merhum Sultan Reşat'tan rica ediyor bir gazel yazmasını. Hazırladığı antoloji eksik kalmasın diye. Osmanlı tahtına oturan kim vardı? hepsinden birer ikişer örnek almış. Bir müntehabat yapmış. <laughs> Seçimler falan. Seçme, şiirler. E Sultan Reşat tahta ve onun şiirine ulaşamamış. Kendisinden rica ediyor. Sultan Reşat merhum da bu ricayı kırmayarak 1916 yılında bir yıl önce biten Boğaz Harbi'ni konu alan bir gazel yazıyor. Beş beyitli. Çanakkale Harbi'ne dair Sonra bu gazel başlanıyor tahmis olunmaya, dönemin şairleri tarafından. Yüz kadar tahmisi gördüm, <laughs> fazlasını bilmem. Bu hususta akademik bir çalışma yapan Ömer Çakır hocamı da burada hmm. hayırlı anmak isterim. Karatekin Üniversitesi'ndeydi, hmm. halen nerede bilmiyorum. O tahmisler içinde Yahya Kemal'inki pek hmm. beğeniliyor hmm. ve bizzat sultan tarafından hmm. koluna bir saat takılmak suretiyle ödüllendiriliyor. Hani şimdi plaket falan veriyorlar ya. Hmm. O zaman saat. <laughs> Ömrü boyunca övündü rahmetli şair Yahya Kemal bunu bana halife sultan taktı haberiniz var mı falan diyerek gelene gidene havasını da attı haklı olarak. 25 mısra şudur. Her ilk 3 mısra Yahya Kemal'in son 2 mısra Sultan Reşad'ın olmak üzere Çanakkale Harbi konulu eser. Cepheden topları ejder gibi baru efken arkasında gemilerden bir sürü divi ahen Gökte tayyarelerinden saçarak nar fiten, <laughs> Savlet etmişti Çanakkale'ye <laughs> bahru Ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Kadın erkek anasından sütemen emen yavrumuza, Hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza, İntizar etmişti gafletle adu korkumuza, Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza, Oldu her bir neferi kalayı pulat beden. Allah Allah nidasıyla muhacim ahrar, Tepelerden boşalıp sayık havar yukahar etti düşmanı bir öyle ki iclayı kenar. Kadru haysiyeti pamal olarak etti firar kalbi İslam'a nüfuz eyleme gelmiş iken. Şükür Allah'a ki gördüm bu mübarek sinde kahraman ordumu serhadde muzaffer zinde müjde İran ile Tura navü çinü hinde asker evlatlarımın pişkehi azminde aczini eyledi idrak nihayet düşman. Ruhi peygamberi tebşire giderken şu heda, Millet arkanda bugün vecdile tekbir sera, Sen de mihrabı hilafette cebin sayu sena, Kapanıp secdeyi şu Kur'an eyle dua, <laughs> Mülke İslam'ı hüda ile ya daim me'men. Me Şimdi ne anlatılıyor? Bir harf ki varlık yokluk mücadelesi, sultanıyla, askeriyle, şairiyle, kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes için içinde. Harbi seyredenler, kalbiyle duasıyla yardım edenler İran'da, Turan'da, Çin'de, Hint'te. Şehit mezarından şükür Allah'a gidiyor. 250 bin şehit Resulü Zişan Efendimiz'e müjdeye gidiyor, tekmil veriyor falan. Yani çizilen tabloya bakın yani. Ve biz bunu yeterince biliyor muyuz? Maalesef öyle değil. Maalesef öyle değil. Ben ısrarımı tekrarlayacağım. Ali Emiri için yazılan o gazel altı beyittir. Kütüphanenin duvarı böyle boş durmaktadır. <laughs> Şiirin tamamını değil belki ama hiç değilse bir beytini, son beytini mesela izahıyla, tarihi özet bir bilgiyle o duvara nakşetmekte fayda var. Yani insanımıza da kendini hatırlatmakta fayda var yani. Tarih şuuru diyoruz, arıyoruz. E nasıl? Biraz da yardımcı olmak lazım. Ya bu adam Üsküplü, bu adam Diyarbakırlı. Böyle bir ortak şey var ve bunu ortaya koymuş yani bunun farkına varan <laughs> şiirine konu etmeye değer bulan ya övdüğü adamlara bak ya yani, ne kadar az Alparslan'a yazmış Yavuz Selim'e yazmış merhum efendim Dede Efendi'ye, Itri'ye, Leskovçalı Galip Bey'e Yenişehirli Avni'ye say say Ali Emiri'ye ismen şiir yazmış. E demek ki biraz dikkat gerekiyor, biraz şuuru tetikleyici bir hamlede bulunmakta fayda var. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Bana bu soruyu bir daha sorma. Beş şiir birden söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hakikaten çok heyecan evet, verici. Yani. Birçok şiirleri var. Akıncılar gelmez mi akla mesela? Ne evet. yapayım yani? Hepsini Cesiz okuyacağız. Ses gemi gelmez mi mesela? Hocam Yahya Kemal'in pek çok şiirinden bahsettiniz. Tabii ki derken ba bahsedilmeden ee. olmayacak bir şiiri var. Hangisi? Süleymaniye'de bayram sabahı. E, onu, ondan sen bahsedeceğim. Ben onu evet. okuyamam ezberdim. E, Notlarım <laughs> hocam. O kadar uzun şiir de okunmaz. Bir bölümün en azından. Bir, okuyayım mı? Hocam? Okuyayım mı hocam? Ya, güzel olur efendim. Ama o kadar, o Bunu hocamdan güzel... istirham etsek olmaz mıydı? Siz bilirsiniz. Artarak gönlümün aydınlığı bu bayram yok. Dedim ya işte ezberimde yok bu. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat yerde ayak sesleridir. Bir geliş var ne mübarek ne garip alem bu, hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insanla hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Evet. Eyvallah. Yani de uzun yine... yani uzun yani şiir şiir olarak okunma açısından ekonomik değil <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> eyvallah hocam e, <laughs> size dönecek olursak <laughs> ya Kemal Beyatlı'nın milli ve manevi değerleri <laughs> çok ön plana çıkardığını görüyoruz bununla ilgili bir anekdot var galiba yani samimi e, itiraflar da diyebiliriz bunu herkesin yapılması da mümkün değildir Ve yaptığında da bu kadar dokunaklı olması <laughs> mümkün değildir onun bu tavrını ve cesaretini de çok vurgulayanlar da vardır. Hatta bazen yani gerçekten günlük hayatında dini hisleri yaşasaydı bu kadar güzel anlatamazdı diyen cümleye de rastladım. <laughs> yani bayra Süleymaniye'de bayram sabahını caminin avlusunda yazdırıyorlar. İçeri girse ne yazardı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yani e, hani e, kullar günahla karşı karşıyadır. Hatasız kul olmaz. Büyüklerimiz buna öpüşür. Yani her ne yaparsak yine de eksik ve kusurlu yaptığımıza inanırız. İnanmalıyız ki Hakk'ın rahmetine, e, bağışlamasına nail olalım. Ezansız Semtler başlıklı bir yazısı var. 1922'de yayınlanmış. Onun içerisinden bir bölüm sizin şiiriniz, okuduğunuz e, şiirin hissiyatını yansıtıyor. Karşılaştırmak adına da çok alaka göstereceğimiz bir şey diye gördüm. Dört sene evvel büyük adada oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım. Büyük adanın mahalli içindeki sakit yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Alışık değiller. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Bazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim, Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarını hissediyordum. Vaazdan, namazda ve hutvede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendini yektil, yek vücut olarak gördüm. O sabah, o Müslümanla az aşina büyük adanın o küçük cami içinde. Şafak'ta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayağından Reşit Akif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında iki defa mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudaroğlu oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti. Yani manzara çok net veriliyor. Ölmeden gördüm ya diyor, senin yaşında biri zorlamadan geldi. <laughs> Şimdi buna iki açıdan bakmak lazım. Bir duygular açısından, evet. bir de 1922'deki bir nesir evet. gözümüzün önünde. Ee, güzel Seda'nızla okuduğunuz Süleymaniye'de bayramın son e, dört mısrağında, Ulu mabette karıştım vatanın birliğine, çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı doludur gönlüm, ışıklarla bu bayram sabahı. Bu duygu ve hisler bize yol açıyor. Evet. Bu günümüzü şenlendirdi, bu gecemizi şenlendirdi. Burada yaşayanları, İstanbul'da yaşayanları, yani bu ülkenin her tarafında yaşayanları, öncekilerin ruhlarıyla yaşıyor. telakkisi çok güçlüdür kendisinden. Nüfusu sorulduğunda 20 milyon diyor. Ya nerede diyor ya 500 bin'i geçmez nüfus. Az bile söyledim diyor onlar ölüleriyle yaşarlar. <laughs> Bizimkiler ölüleriyle yaşarlar. Evet, yani millet yani. yerin altındakiler ve üstündekilerin birlikteliği. İşte bu şuuru gayet güzel, gayet net veriyor, latif bir biçimde veriyor. O şiire ne buyurulur? 26 Ağustos 1922, 4 Mısra. E Şimdi 26 Ağustos 1922'de Afyon tepelerinden Tırsa kalkan bir ordu var. 30 Ağustos'ta da. Mesele tamamlanacak, bir beş günün hikayesi yani. Ve bunu Yahya Kemal ifade ediyor. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. O orduyu İslam'ın son ordusu olarak tescil eden bir şair ve bir tarihçiden bahsediyoruz yani. Eyvallah. Yani. Hocam, ee bu tarz büyük şairlerin bir de kendilerini etkileyen insanlar var. Yani kendilerini etkilediği insanlar Saki var. Sadece onu kim etkiledi? Biraz ee, Bodler mi? Batı'dan pek çok etkile, etkileyen var. Doğu'dan da var tabi. Bir de ondan etkilenenler var. He. Mesela Veysel Öksüz desek. Veysel Öksüz merhum tabii canım. Evet. Yani Veysel Öksüz onu yani fevkalade etkilendiği gibi. Yani divanının bir bölümü Yahya Kemal'e yaptığı nazirelerle. Tah tahmislerle nazirelerle. <laughs> Doludur diyebiliriz. <laughs> bir tanesini lütfederseniz memnun oluruz. Rengi yakut, lemsi ateş, gonca femler görmüşüz. Yare dert, ağ yare derman, çok sanemler görmüşüz. Mest olur yadıyla yaran, özgedemler görmüşüz. Hayli şep encümden efzun, camı cemler görmüşüz. Bezmi meydan sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Seyre dalmış gül görüp gülşende lal olmuş hezar, Besteler nakletti hublar meclisinden ruzigar. Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuibar. Hüsnü aşk ikliminin feyziyle sermesti bahar. Rengi bu yeksilmeyen bağı iremler görmüşüz. Binde birdir ta gönülden yar için zar eyleyen. Kendisini inkar eder hep aşkı inkar eyleyen. Ehli dil olmak gerektir meyli dildar eyleyen meyle hafız, meyle mevlana'yı tezkar eyleyen, pür verir kişveri acemler görmüşüz. Duymuşuz gurbette sessiz canhıraş feryatlar, çaresizlikten içip berbat olan abatlar, şu şirinler yüzünden dağ delen ferhatlar, aslıhanlardan yanan aşık kelemler görmüşüz. Bir mısra eksik kaldı, değil mi? Duymuşuz gurbette sessiz canhıraş feryatlar, Çaresizlikten içip berbat olan abatlar, Zahiren şen batınen ah eyleyen naşatlar, Şuh şirinler yüzünden davdelen ferhatlar, Aslı hanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Heyecansız okuyucu evet, unutuluyor tabi. Son kıtaya geldik. <gül, Gül niyaz eylerse aşık andelip olmaz mı lal? Keşfe esrar eylemek ey dil mehabbetsiz muhal. Aşkı anlatmazsa öksüz, bunca tahmis kıylü kal. Zikre layık bahsi ancak zevkıdır ömrün kemal. Gerçi talihden nihayetsiz sitemler görmüşüz. Medeniyet şahidi bir şiirdir. Gelinen noktayı, bu medeniyetin zenginliğini, birikimini, tarihi, derinliğini göstermeye tek başına yeter. Birçok başka tahmesinden de söz edilebilir ama bir kıta okuyayım, Dûr olmasıyla rahmeti hakkın bu ülkeden, Yahya Kemal diyor, Dûr olmasıyla rahmeti hakkın bu ülkeden, yoktur sirişk, katresi rizan edilmedik. Allah'ın rahmeti uzaklaşmaya başladı memleketimizden de, o yüzden dökülmedik bir damla muhabbet içkisi kalmadı. Dûr oldu, araya giriyor Veysel Öksüz. Dur oldu şevki aşkı muhabbet de sahneden. Yani 22 senesinde camide yanılarak gitmiş gibi duran kendisi dışında o nesilden kimse yoksa <laughs> yaşamımı işte böyle ifade etme gücü var üstad Hey hat beşer de hali tefekkür de yok neden? Düşünce de kalmadı. Pek şehbali ruh kırıldı harap oldu fitneden. <laughs> Ruhun kanatları kırıldı, harap oldu fitneden. Yoktur seliş katresi rizan edilmedik. Yani memleketimizin, insanımızın ruhi çöküntüsüne de samimiyetle üzülen ve bunu teşhis etmekten, çekinmeden mısralarına döken sıkı bir tahliyeci tabii ki meseleyi güzel tefekkür etmiş, derin tefekkür etmiş bir üstad. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi Adnan hocam bir estetik e, anlayışı zirvede hmm. olan bir zattan bahsediyoruz. Lisan tasarrufu ve üslubu hakkında biraz hmm. bir şeyler söyleyebilir misiniz hmm. bize? Çok güzel söylediler biraz önce giderken düşündüm hmm. hocam. Hmm. Yani güzel. mesela bir beytini okuyorsunuz. Demin okuduğunuz şey çok harikaydı o açıdan. Okuma yazma bilmenin yeterli olduğu bir şiir anlamak için. Hmm. O kadar evet. sade. Bu farklılıklar. Yani. Bu kadar sade yazabilen adam şunu nasıl der. Hmm. Sükûnü lâ varmamız yeydir, nedir hayat uzayanızdır aptan başka. Sen sormasaydın ben soracaktım evet. yani. Evet. Orada da zirvede, evet. burada da zirvede. Bu kadar uzak iki üslup. Hiçbir şairde görmediğimiz bir şey. Evet. Bu çeşitlilik tabii ki e, dedelerinden birisi Şehsuvar. var Sancak Bey'i. Evet. Beyatlı onun Türkçe'ye çevrilmiş <laughs> hali. Dolayısıyla e, babası da Üsküp'te bir ara e, belediye başkanlığı da yapmış. Adliyede çalışan birisi. E, annesi de ona çocukluğunda iki kişiyi çok sev demiş. Birisi Muhammed birisi de Murat demiş. Murat Hı. birinci Murat'la ikinci Murat olduğunu Yahya Kemal Mehrum kendi söylüyor. ya. Murat Hüda Nigarla Hoca Murat. E, Fatih'in babası, Fatih babası Murat. Şimdi böyle bir e, altyapı orada duruyor ve bir macerayı İstanbul, Paris yaşadıktan sonra bize bunları efendim aktarıyor. Şiirde lirizm olacak, aşk olacak diye ifade ediyor. Ve buna kendisi edebiyata dair ciddi, güzel okunması gereken, hani edebiyatla ilgilenenlerin ufuk saçan eserinde diyor ki <gülüyor> oradan <gülüyor> şiirdeki Lirizmi aşk ifade eder. Ş Şeyh Galib'in beytini örnek gösteriyor orada. Bir şulesi var ki şem-i canın, fanusuna sığmaz asumanın. Bu lirizmin en mükemmel örneği evet, olarak. Evet. Şiir bu lirizmle, aşk ile ve deruni ahenkle oluşur diyor. Kelimeleri dinleyip ahenge göre onları mısra'ya dizmek gerek." diyor. Böyle bir hassas yani kuyumcu işçiliği... Gerektiren bir şey yani evet. bu. Evet, <laughs> bir e, tabloyu tutuyor ve burada e, neşeyi ve aşkı ön plana çıkartıyor. Tarihi, manzume gibi gözükenlerin hepsinde bu his var. Evet. E, i̇şte mesela, Ya Rab ne müsavatı ne hürriyeti ver. Hatta ne o yoldan gelecek şöhreti ver. Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim. Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver. Ha. Bu Nasıl ifade. Bir dua. Evet. Ha. Yani bu aynı zamanda hani şiirinin politikasının da evet. temelini efendim e, gösteren bir ifade. Tekrar lütfeder evet. misiniz hocam? Yani şiirde ne umduğunu, evet. yani... Allah'tan istiyor. Bana şunu evet. ver diyor. Da ne, Hı. bir daha gözden geçiyor. Ya Rab ne müsavatı ne hürriyeti ver. Eşitlik veya özgürlük demiyor istemiyorum. Yani ha. geçmişe de bir küçük Hı. tarih, Tabii, tarih var evet. yani evet. Hatta ne o, o yoldan gelecek şöhreti ver. Ha, oradan övüleceksem de ölmeyeyim zararı yok. Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim. Ha. Neşve veren, ruha ruha neşve veren bir terennüm edebilmeyi, bülbül gibi şakumayı <laughs> isterim ben. Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver. Allah Allah. Zaman zaman hocam cesaret edip böyle bir miktar sınırları da zorlayarak derdim ki, Diğer iki ismi zikretmeyeyim. Son dönemdeki şairlerimizden biri şiire tebliğ dedi, bir diğeri telkin dedi ama Yahya Kemal terennüm dedi. Biz de o kanaatteyiz, acizane derdim. Tamı tamına sözümün delili oldu, terennüm istiyor yani. Ne demek o? Bülbül şakırken herhangi bir izmin tesiri altında değildir. Yusuf ve Huvvet, müsavat, hürriyet falan filan var ya. Yani insanlıkta kemali arayan, samimiyette, derinlikte dibi arayan bir halet ruhuya. Bana öyle bir söz kudreti ver ki ya Rabbi ben terennüm edeyim. Ruha neşve veren terennüm. Bütün şiirlerde öyle zaten neredeyse. Bu çok sade, anlaşılır olan şiirleriyle alakalı Türkçe'ye de özel bir tarif getiriyor. Ana dilim gözlerime beyaz bir mermer görünürdü. Asıl Türkçe'yi söyleye söyleye yaratmışız. Söyleye söyleye? Yaratmışız. Ha, oluşturmuşuz. Oluşturmuşuz, oluşturmuşuz evet. manasını. Yani ha. evde anneden duyduğumuz ha. o sade süt berraklığında… Türkçe ağzımda annemin sütü diyen de o evet. değil mi? Evet, ya, evet. Ak sütü gibidir. Evet. Şimdi dolayısıyla hani gerek e, eski şiirin rüzgarıyla söyledikleri… Evet. Gerekse günün e, ev diliyle diyelim, evet. anne diliyle söyledikleri… söyledikleri. Ne kadar özellik taşıyor böylece. Her ikisinde de aynı neşeyi bulmak mümkün ama sanki iki farklı bir e, alan açmış. Alttaki isimleri kapatsanız hmm. inanmazsınız yani evet. ikisi de. <laughs> Şimdi e, e, biraz önce sözü açtınız. Hani batıdan e, hani e, ifade de ettik yani beyaz lisan hali şiir gibi hı hı. tabirlerin geldiği kanı. Ama doğudan çok yönleri var. Şunu hmm. söylesek garip olmayacaktır. Bir toplantıda bir arkadaşımız efendim Batı e, anlayışı üzerine Yahya Kemal Merhum'un şiirini tümüyle anlatıyor. Bir tarafta da bizim yaklaşımımızda yani Doğu'dan sanki iki ayrı kişiden bahsediyormuşuz <laughs> gibi. Bir tarafta batın neşesi bu kadar yani uslu bu verengi diye ifade ediliyor. Diğer taraftan da efendim Doğunun ve Doğu'da tek millet vardı adeta diyor. Orada da bir fikir üretiyor. Toplumları millet yapan dindir diyor. Evet. Hani toplumları millet yapan dildir diye, lisandır diye görüş var ama o dindir diyor. Dindir bundan. diyor. Ve on sonra o anlayışın ve zihniyetin, hissedişin Arabı, Farsı, Türk'ü yoktur diyor. Evet. Hepsi birdir diyor. E ne kadar doğru efendim o kelimeler Arapçadan almışsınız diyorlar. <laughs> ee, canım sıkılıyor. Ya biz Kur'an'dan aldık. Biz Kur'an'dan aldık, Arap da oradan aldı. Yani hı hı. lütfen mesela düzgün bakalım yani. Yani Arap hı hı. şadan Türkçe'ye bir şey girdi hı hı. değil mesela. Müslüman olmaklığımız hasebiyle, Evet Kur'an-ı Kerim hayatımıza Bu beraberliği, beraberliği lütfetti ve o beraberliğin doğurduğu sonuçlar var ve bu hı. da birkaç yüzyıl için değil yani. Bin yılın adı var ya yani. Bin yılın <laughs> fazlasıyla birlikte var. E evet. Çok özür diliyorum hocam. Bir de yabancı dil kavramını da, mefhumuna biraz farklı bir anlam yüklüyoruz bugün. Yani yabancı dil sınavına işte Arapçadan giriyoruz, Farsçadan giriyoruz. Yani Arapça bizim dinimizin dili. Yani yabancı bir dil olabilir mi? Veya Farsça bizim lisanımızı son derece etkileyen, kültürümüzü etkileyen bir dil. Yabancı bir dil olabilir mi? Yani Doğru bir bakış açısı ya Doğru olmaz. bir bakış açısı değil. Biraz ondan kaynaklanıyor. Bir Ecdadımız bakış için öyle değildi. Değil en azından değil. 1900'lü yılların efendim e başlangıcına kadar öyle değildi. Elsini selase zaten. Hı. Okuma yazma bilen, mürekkep yalamış olanlar Hı. Üçünü, Hı. De, üçünü de vakıf. Üçünü de vakıf Hakikaten e, hakiki veçesiyle Türkçeyi de bilmiyorsunuz Bilmiyorum. zaten. Bilmiş ya. olmuyorsun tabii. Saçma evet. şey kalıyor hocam. Ama bizim sade vatandaşımız Hı. bu işi daha kolay çözmüş. Bir fıkra olsun <laughs> 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 diye. Hani efendim hacca gitmiş. Köyüne dönmüş. <laughs> Diyorlar ki orada Arapça konuşuyor, ezan okunuyor, Türkçe namaz kılıyor, Türkçe daha yapılıyor. Evet. Hepsi Türkçe. Haklı. Demiş. Hepsi Türkçe. <laughs> ben kendi aralarında hepsi konuşuyor. Biraz problem. Var. Değil mi efendim? Evet. Yani doğudan bir esinti olsun diye hani Yahya Kemal'in hani hep batıyla anılmasından birazcık uzaklaşalım diye hafızla ilgili şiirini hatırınızda varsa evet. sizden dinleyelim. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle, Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış, Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde, Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter, Ve serin serviler altında kalan kabrinde, Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Hafız-ı Şirazi'den malum çok hem etkilenmiş hem istifade etmiştir Üstad. Şimdi mesela böyle bir tarih şuuruna sahip bu kadar derin şiir kabiliyet olan adam Alparslan'ın ruhuna gazel değil mi efendim? Alparslan Barrum'a gazel yazıyor. Malazgirt. <laughs> İşaret ne kadar net yani Anadolu'ya kalıcı bir biçimde Allah'ın izniyle güçlü bir biçimde girişi resmeden şiir. Perspektif çok doğru. Çok, ya. doğru, çok, çok isabetli. İklimi ruhumu tuttu cihangir savleti, tarih o işte gördü nedir şiir savleti. Titretti arşu ferşi malaz girdi önündeki, cuşu huruşu rahşile şemşir savleti. On yılda vardı sahili Kostantaniye'ye, yer yer vatan diyarını teshir savleti. Ey şanlı ceddi ekberimiz abi tiğının, bir haddimiş güneş gibi tenvir savleti. Tasvir eder mi böyle şehin şahı ey kemal? Şimşekten olsa şiirde tabir sauleti. Yani adama ceket ilikleten bir şiir. <laughs> evet. Öyle bir başladı ki diyor Alparslan merhum, tarih kenardan seyretti tamam diyor. Arslan'ın hücumu böyle oluyormuş demek ki diyor. Arslan işte böyle o yaptı, tarih de diyor hayret ettin <laughs> diyor. Arşı ferşi sağlayan sallayan atların kişneme sesleri, cuvuşu, huruşu, rahşile, şemşir, savleti, kılıç şakırtıları, mızrak sesleri. Kullanılan şeylere de bakıyorum da yani aliterasyon diyorlar ya işte <laughs> malum. Böyle sanat bu. Ya şakır 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 belli ki harf var yani. <laughs> Titretti, arşu şey malaz girdi önündeki cuvuşu, huruşu, rahşile, şemşir, savleti belli. Türkçeyi bilmeyen de anlar ki harf var orada. 10 <laughs> <laughs> yılda vardı sahili Konstantaniye'ye yer yer vatan diyarını tezkıyır savleti. 10 sene sonra İstanbul'da sur diplerinde artık Türk'ün ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. Ey şanlı Ceddi Ekber'imiz, Alparslan Merhum'a sesleniyor, ey büyük atamız. Senin kılıcın diyor maşallah güneş gibi tenvir sabreti ne kadar aydınlatıcıymış. O kılıcın görevi öldürmek değil aydınlatmak. Yani o kılıcın bir görevi var. Aydınlatma, fetih başka, işgal başka. Son beytte de böyle bir şahı, böyle bir şeyhin şahı anlatmaya söz yeter mi? Kim takat getirebilir ki yapsam ben yapacaktım gördüğünüz gibi beni dağıttı diyor. <laughs> Eyvallah. Ya böyle bir şey anlatamadık. Hocam izleyicilerimizin maşallahı var. Çok dikkatli takip ediyorlar. Nur Hanım Yahya Kemal'in kaldığı oteli Park Otel olarak Pera palas değil. Evet değil. Park, Park otel Park oteli olarak. Teşekkür ederiz Nur Hanım'a. teşekkürler. Yani <laughs> i̇zleyicilerimiz de ne kadar maşallah. <laughs> ne güzel. Ne güzel. <laughs> Dikkatli takip Vallahi ediyorlar. keşke demir <laughs> eksik kalan bir mısrayı da yakalamıştır inşallah. Sevindiririz herhalde. nasıl söyleriz efendim. <laughs> Instagram adresimizden <laughs> takip edebilirsiniz efendim bizleri ve canlı yayınımızı, canlı yayın mekanımız olan Ölgünün Ankara. faydası yok ama tenkit faydalı. Eyvallah. Canlı yayınımızı Ankara Mevlevi Hanesi'nden <laughs> burada bizimle takip etme imkanına da kavuşabilirsiniz Instagram hesabımızdan. Şimdi Hayat Hocam e, <laughs> gazetelerinden devam edelim. Edelim. Akıncılar hı hı. mı diyorsun ya? Yani? Lütfen derseniz. <laughs> Akıncılar okuyasım var da anlamıyorum. <ya. gülüyor> ne güzel. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. <laughs> muhaç. Müthiş. Nasıl bir vezin değil mi hocam ya? Bu vezin son dönemde geçen gün Ömer hocam da programa konu evet, oldu ya. Çok evet. Türkçeye uygun. Yani iki kısa, iki uzun, iki kısa, iki uzun. Uygun geldi. 20. yüzyılda bakıyoruz. Bu sahada kalem oynatanlar bu vezni çok tercih etmişler. En esaslı şiirler bu vezinle yazılmış. O muhaç anlatılırken denilir ki Ordu mahvoldu, yenildi, perişan oldu falan filan sözleri az gelir. 15 dakika içinde imha oldu. Yani böyle bir net zafer yok, korkunç bir şey bu yani. Ve o harpte şehit olan bir askerin dilinden söyleniyor Akıncılar Şehri. Cennetteyiz bugün gülleri açmış görüyoruz da o güller bize Muhaç Meydan Muharebesi'nde şehadetimize sebep olan göğsümüzde açılan yaraları hatırlatıyor. Ah diyoruz bir daha gitsek falan falan. Buradaki bilgi nedir? Çok net bir biçimde. Kimse dünyaya dönmek istemez diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cennete girmiş olan. Sadece şehitler bir kere daha şehit olmak için dönmek isterler diyor. Ki bu bilginin ışığında yazıldığı gayet açık yani. Bu bilginin ışığında yazıldığı gayet açık diyorum ya çok sağlam bir temel din bilgi şeyi var ya bir altyapı çok sağlam. Benim bir Hırvat misafirim olmuştu. Hırvatistan Büyükelçiliğinde çalışıyordu. Bizim misafirimiz olduğu bir akşam kendisine incir reçeli ikram ettik. Ayıptır söylemesi. Ağzınıza layık incir reçeli. Çok da güzeldi yani. <laughs> Ağzına aldı. <laughs> bir tadına baktıktan sonra dedi ki Muhaş'ta canımıza nasıl okuduğumuz anlaşıldı. <gülüyor> 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 bu reçeli evet. yiyen dedi. Yani darmadağın eder. Orada çözmüş oldu. <laughs> Muhaş'ı <laughs> anlatıyor da. Bir şehidin haleti mi? Yani şehit neler ister? Sordular değil mi efendim? Bir Arife Dünya rüyada sormuşlar da. Gelmek ister misin bu tarafa diye. Yok, yani Bütün dünyanın tapusunu Hesap sorulmamak üzere verseler gelmek istemem de. Bütün dünyayı verseler hesap da sorulmayacak. Taahhüde bak. Bir gün gel kal şu dünyada istemem. Ancak imkan olsa kapı kapı dolaşıp Hı. ahiret bildiğiniz gibi değil. Şu var, bu var demek için gelmek isterdim. Hı. Bir fırsatım olsa Haber sev için. sevdiklerime der demek Hı. isterdim ki bildiğiniz Hı. gibi değil ahiret diye yalvarmak Hı. için gelmek isterdim. İşte o hadis-i şerifteki haberde sadece şehitler gelmek ister. Çünkü şehit olunurken Allah'ın lezzeti hatırlarlar diyor orada yani. Böyle ah derler diyor. <laughs> Beyitte de tam bu mana kendini gösteriyor. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Yani ya arkadaş hakikaten boşuna bir adam boşuna da övülmüyor canım. Yani <laughs> illa Yahya yâ Kemal'e tamam da yani <laughs> Öbür şehirinde de bir bambaşka, hangi şehirinde aynı vezinde yazılan, çok tutulan şiiri var ya, Sessiz Gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan, Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, Sallanmaz o kalkışta ne ne de bir kol, Rıhtımda kalanlar bu sayahattan elemli, Günlerce siyah bakar gözleri nemli, da sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. ile dördüncü beyt yer değiştirerek hatalı okudum. Son beytte ne diyor? Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Hocam müsaadenizle evet. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam evet. Efendimiz bir isetten evvel 40 yaşından evet. yani peygamberlik kendisine bildirilmeden evvel gençliğinde Ebu Bekir evet. Sıddık Hazretleri birlikte Ukaz Panayırı'nda bir hatibi dinlerler. Hatibin ismi Kus bin Saide'dir. Evet. Arap Edebiyatı'nda en yüksek nesir metinlerden biri olarak zikredilen o hutbede Şöyle bir cümle yer alır. Efendimizden haber verir. Geliyor son peygamber işte anlatır yani. Ay en güzel din gelecek. Ben yetişemem siz iman edin. Kuspin Saide için Cenab-ı Peygamber çok sonraları Aleyhissalatu vesselam tek başına bir ümmet olarak haşr olmasını ümit ederim buyurmuşlardır. Çok açık söylemiştir Kuspin Saide. Ve işte o cümle mali eramlarsa yazhabuna ve la yercuun eradu bil fe ekamu hem turiku hunake fe yani bana ne oluyor ki? Bakıyorum gidiyorlar ve gelmiyorlar. Acaba bu gidenler yerlerinden mi memnun? Uykuya vardılar dönemiyorlar mı? Hı. Ölümü anlatıyor gibi güzel. Şimdi Yahya Kemal diyor? Bundan haberdar olmadan bu beyti söyleyebilir mi? Olmayan insan söyleyebilir mi ya? Tam bu Kusbin Saide'nin o bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Meclisi Şerifinde Kusbin Saide'nin hutbesini hatırlayan var mı diye soruyorlar. Hazreti Ebu Beklil Efendimiz Müsaade ederseniz ezberden okurum efendim diyor. Baştan sona okuyor. Bu çok beğenilen, çok hoşlatif bir metindir. Ve Yahya Kemal şiirine böyle bir beyt koymuş. Ne bileyim ben dipnot koymamış ama. <laughs> Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden derse şüphelenmekte de haklıyım. <gülüyor> <yana>. <gülüyor> Haberdar olmalı. Eyvallah. Evet efendim. Doğuya devam ediyoruz yani. Şimdi Yahya Kemal'in hayatını aslında belki birkaç döneme ayırabiliriz. Bir çocukluk dönemi var. İstanbul'a gelişi var. Paris'e gelişi var. O dönemlerin ne olduğunu bana şu zat, Saadettin Ökten şöyle anlattı efendim. Beraberdik. Allah selamet versin. Allah hayırlı ömür versin. Aksaçlı sakallı Yahya Kemal'le ilgili iki güzel kitabı var. Çok Evet biri Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar. Yahya Kemal'in İstanbul'u. Birisi ona dedi ki, sizi iyi gördüm üstad. Saadettin Bey de dedi ki, safahat şudur efendim. Hı. Çocukluk, Hı. gençlik, orta yaşlılık, Hı. ihtiyarlık ve sizi iyi gördüm Hı. efendim. Hı. <laughs> İhtiyarlığı da geçtiğimizi söylediniz, anladım dedi. Evet, evet. <laughs> Sen sorunu <sorsan>. <laughs> Eyvallah. Evet. E, bu hayatına baktığımızda e, aslında o dönemin... Türk aydınının biraz profilini görüyoruz sanki Yahya Kemal'de bir Hı -hı. prototip olarak. Hı -hı. Biraz ondan bahsedebilir misiniz efendim? Evet. <laughs> hani sözümüzün başlangıcında da <laughs> ya bir miktar bu konuyu açtık. <laughs> ee, İstanbul'a gelişinde <laughs> e, e, tahsil amacı sebep oluyor. Ama orada bir yıl kadarlık bir süre içerisinde hareketliliği vatanı bir zindan gibi görüyor. Vatandan gitmek gerektiğini. Efendim, Paris'in Avrupa'nın bir kurtulu kurtuluş yeri olacağını ifade demek ki toplumun havası o, o yani. veya hani bu seviyede olanların havası, o. annesinin havası bu değildi tabii ki. Tabii ki, değil mi? Efendim <laughs> e, yalnız anlaşılıyor ki daha erken milli hislere, tarih şuuruna doğru yönelen birisi oldu. Paris'te yine o çevrelerle beraber bulunuyor. Ama 2-3 yıl buna tahammül etmiş. Biz tahammül diyelim. Çünkü annesinin duaları ve de verdiği öğütler çınlamaya başlamış kulağında. 9 yıl kadar kaldığı yerde 3 yıldan sonra onlarla ilişkilerini koparıyor. O çevreyle. Evet. E, tarih derslerine devam ediyor önemli isimlerden ifade ediliyor. Hani ben onları şu anda alamayacağım. Gerek şiirle alakalı gerekse Fransız tarihiyle ilgilenip maceradan söz eden tarihi süreçliği hatırlatan ve onları kendi tarihi geçmişine uyguluyor. Ve dolayısıyla bir gelişme sürecine giriyor. Böyle aykırı bir kaçışla gittiği Paris'ten dönüşte hemence ee, okullarda öğretmenliğe başlaması da ilginç bir durumdur. Evet. Bir mezuniyeti yok. Bir mezuniyeti olmuyor. yok ama bir de kaçışla gitmiş. Evet. Ee, dönüyor ve itibar giriyor. Gerek e, aldığı bilgiler itibariyle aileden <laughs> çocukluktan gerekse Paris'te edindiği bilgiler demek ki ona bu Medrese'tül vaizinde dahi ya. hocalık ya. Ve, ve arkasından <laughs> 38-39 yaşında da efendim. Büyük e, e, evet. Elçiliklere kadar gidiyor. Onun e, bu e, belki de hızlı diyebileceğimiz dönüşümü çok dikkat çekicidir. Evet, dönemin aydını saltanatın sona ermesini isteyen, müsavattan, hürriyetten söz eden ama çok e, vahim bir şekilde de savaşlarla karşı karşıya kalan gerek Balkan gerekse birinci dünya savaşı ve dolayısıyla bu hengame içerisinde o kendine bir istikamet çizmiş oluyor. E bunu aldığı bilgiye çocuklukta özellikle ve sonrasında da zaman zaman işaret ettiğimiz değerli üstadımızın da belirttiği şekliyle Peygamber Efendimizden ve de önceki efendim hatip'ten de hissettikleriyle doğu bağlantısını herhalde öne çıkartacağız. Tarih şuuru evet. ve şiiri hmm. olan merakı. Klasik Ama mesela hmm. bir İzm mahkumiyetinden söylemeyiz. Ya. Yani Filan İzm'in zabuğunu hiç hmm. de i̇şte öyle değil. Ya. Değil mi efendim? Devamlı. Yani bir ideolojik bir elbise giyip de, bir gömlek giyip de var olmamış yani. Eyvallah. Müstakil Gayet e, samimi, yani hata ederken de samimi. Efendim hani isim koyacaksak, efendim Milli tuvar, e, Tarih Şuru'na sahip, mazisine sahip. Bir adam var. E, efendim? Bir adam var. Kim Çelebi'si. Yani, ki, çelebi. ha, yani <laughs> dolayısıyla böyle bir kimlik evet. çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor Eminim, Muhammed ve… Buyurun siz bitirin. siz. Efendim hani az önce hep e, tarihi anlatan şiirleriyle Muhac'a götürdünüz, Alparslan'a götürdünüz bizleri. Onun hani bu Viyana'ya varış nasıl olmuştur diye sorusuna verdiği cevabı ben hatırlatarak <laughs> oradan oradan e, Pilav yiyerek yani, ve mesnevi okuyarak. <laughs> efendim, e, Ahmet Hamdi Tanpınar birkaç şekilde bu soruyu ona sormuş. Onlardan bir ikisi daha varmış bunun arkasında. Ben de hep sizin bu ifade ettiğinizi duyardım ama onun anlatımında diyor ki, neydi bu eskilerin hayatı acaba nasıl yaşarlardı diye sormuştum diyor. Gülerek gayet basit dedi. Pilav yiyerek ve mesnevi okuyarak. <laughs> Medeniyetimiz pilav ve mesnevi medeniyetiydi. Böyle diyor Tanpınar'a. E, e evet, e, evet. Tanpınar'a verdiği cevap bu. Evet. Birkaç yıl sonra anlatıyor yine araya giriyor eee Tanpınar. <laughs> başından Karaca Ahmet'e doğru inen yolda kim bilir hangi vesileyle canlanan maziyi yakalama arzusuyla aynı düşünceye döndü. Şöyle dedi. Medeniyetimiz mesnevi ve cihat medeniyetiydi. Evet. Evet. Vurguyu böyle. Evet. ya çok sağlam bir şuur sahibi adam. Şimdi bu bilgiyle ve bu heyecanla klasik şiirin efendim eski şiirin rüzgarıyla mesnevi şevkini eflake çıkarmış nayız. Haşredek hem nefesi Hazreti Mevlana'yız. Sine surah be surah kanar vecdinden Teşne-i zevke ezel lebbelebi sahbayız Şebi i ahudda manzume-i gibi Lafzı bir işnevle doğan deftebeyi manayız Miyi peymane ve peymane sunan sakiden Yine peymane diler Lebbelebi sahbayız <laughs> Şems-i tebriz ile sema üzre kemal dahili daireyi balu peri mollayız. Allah Allah. bu haşredek evet. taşınacak nefes evet. Hz. Mevlana'nın taşıdığı, sunduğu, anlattığıdır. Ve bişnev sözüyle başlayan mesnevi şerif manalar dünyası bizlere doğurmuştur. Ve onun heyecanıyla Ezele doğru yürüyoruz, teşneyi, zevki, ezel. Bu bizim klasik şiirimizin temelinde yer olan evet. düşüncedir. Mesnevi Şerif'te başlangıcında zaten ayrılıkları anlatırken, hak huzurundan ayrıldık, oraya dönmenin heyecanıyla yeryüzünde hem ağlıyoruz hem ağlatıyoruz. Allah Allah. <laughs> Hocam son birkaç dakika <laughs> var. İsterseniz bir Kaç gazenle... tane birkaç o? o ima ile bir, bir tane er kaç bir kaç bir, bir, kıtası vardı. Ya yani, fena fenada intizar ederken gahi geç eser obad, bad gahi erken iklimi ilahi rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Ölmek geldi yere dönmek. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Estaizu billah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Al sana şairane izah ve şerh. Giden Allah'tan geldi, Allah'a dönüyor. Biz kenarda kaldık. Yani geride kaldığına üzülen, <laughs> evet. tekrar mülaki oluruz bezme ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Evet. Evet. Hayyam'la ilgili tabii. hani kitabı madem rubailerin içerisinde Hayyam'dan bile, evet. sö söyleyişler vardı. E e e e e Anmadan bitirmeyelim. Tabii, tabii, Bir rubaisini niyaz maksadıyla Lütfen. çevirisi böyle kendisinin. Hayyam günah için şu matem niyedir? Gam faide bahşederse bilmem niyedir? Güfran gelmez günahkar olmayana. Madem o günah için gölür, gam neyedir? Allah Allah. Allah, Allah. Efendim hani Allah kuluz, hata ederiz <laughs> Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatı vardır. Kafurdur. Gaffardır. <laughs> hani günahımızı da bağışlayacaktır. Dolayısıyla hani gaffar sıfatının tezahürü için günah lazım. gibi. <laughs> yani ayıp yani, yani söyleme Ama şöyle naz ve niyaz için yani bu. bu adeta <laughs> tatlı bir yakarış bu. Evet. Bu bir yakarış. <laughs> bana yakışan bu yani ben, ben evet. kulum nakız. Evet, Bunu, günah, bana, bana de, günah senden af. Ben sözümü, ben de... son olarak alalım hocam. Evet. Bitirelim. Varmış bizden çok önce bir leylü Nahar Gördün gerduğunda muradınca olurmuş de var. Bazen ezelir bir güzelin gözbebeği. sen toprağa bastıkça yavaş bas, her bağır. Allah Allah. Hayyam Yahrum diyordu ki, yani toprağa bastığın zaman dikkatle bas. Oradaki o toprak toz, bir zamanlar bir güzelin zatiyi kendisiydi diye. Eyvallah. Allah. Bu Allah. ibretli bakışları da gözümüze önümüze koyan bir beyefendiden merhumdan söz ettik efendim. Allah hocam, rahmet etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Sizler hocam. Sağ size de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Teşekkür efendim, ediyoruz. Can Veren Pervaneler programımızın sonuna geldik. Bugün büyük usta Yahya Kemal Beyatlı'yandık. Allah nasip ederse haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.